Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Megane 3 ve Fluence araçlarda kendi imkanlarımızla soğutma sıvısının tahliyesi ve yeniden doldurma işlemlerini ele alacağız. Teknik birkaç noktaya değinip değişim işlemine başlayacağız. Araçlarımızın bakım kılavuzlarını incelediğimizde soğutma sıvısının yani antifrizin her 120.000 kilometrede bir veya 4 senede bir değiştirilmesi gerektiği önerilmekte. Benim aracımda da bu değerler zaman açısından dolduğu için antifrizimi değiştiriyorum. Aracımda K4M kodlu benzinli motor bulunduğu için ve bu motorun içinde bulunduğu sistemde 5.3 litre soğutma sıvısı aldığında ekranda da görmüş olduğunuz Total'in 3 litrelik Glasserf Otosupra antifrizinden temin ettim. Bu antifriz Renault'un teknik dokümanlarında belirttiği ve araçlarında kullanılmasını önerdiğin D tipi organik antifriz yani üreticinin teknik şartlarını sağlamakta. Ondan dolayı da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine yeni gelmişken K9K kodlu dizel motorların da toplamda 6,5 litre soğutma sıvısı aldığını belirtmek istiyorum. Ürünün arkasını çevirip baktığımızda üretici onay seviyeleri bölümünde Renault'un onay kodunu görebilirsiniz. Yine etiket üzerinde karışım oranlarını görüyorsunuz. Bulunduğum iklim şartları sebebiyle ben %50 antifriz, %50 saf su olarak ürünü kullanacağım. Yapacağım karışımın da eksi 37 dereceye kadar donma ve 110 dereceye kadar da kaynama koruması olduğu buradaki etiketten görülebilmekte. Bu noktalara değindikten sonra soğutma sıvısının tahliye işlemine başlayalım. Öncelikle genleşme kavanozunun kapağını açıyoruz. Tabii bu işlemlere başlamadan önce motorun ve soğutma sıvısının soğuk olması gerektiğini tekrar hatırlatayım. Kapağı açtıktan sonra genleşme kavanozunun sağ alt tarafında bulunan ince hortumun kelepçesini çıkartıp hortumu yerinden çıkartıyoruz. Ben hortumu buradan çıkarttıktan sonra Aracın altına bir kap yerleştirip tahliye edilen suyu bu kabın içerisine boşaltıyorum. Soğutma sıvısı tahliye olurken de ben de genleşme kavanozu içerisindeki sıvının rengini inceliyorum. Görüldüğü gibi sıvıda bir bulanıklık yok. Fakat genleşme kavanozunun içerisinde ufak tefek pas parçaları görüyorum. Bunlar muhtemelen motor bloğu içerisinden kopup gelen parçalar. Buradaki pas parçalarından ötürü genleşme kavanozunu söküp bunun da içerisini temizleyeceğim. Genleşme kavanozunun Üst hortumunu sökerek yaptığım birincil tahliye işleminden çıkan sıvı karşınızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça iyi durumda. İçerisinde herhangi bir bulanıklık veya pas lekesi yok. Bu da motor bloğunun ve soğutma savası sisteminin durumu açısından bize bir bilgi veriyor. Genleşme kabı içerisindeki suyu boşalttıktan sonra temizlemek üzere kabın sökümüne başlayabiliriz. Rahat çalışmak için farı ve kanisteri sökmemiz gerekiyor. Farı sökerek başlayalım farın sağ ayağı içerisindeki sabitleme parçasını yerinden çıkartıp far ayaklarını tutan iki tane vidayı 10 mm lokma ile söküp çıkartıyoruz. Devamında yine 10 mm'lik lokma ile kanisterin vidasını söküyoruz. Kanisterin bağlı olduğu bu vida aynı zamanda genleşme kavanozunun da gövdeye sabitlenmesini sağlamakta. Yine bir pense yardımı ile genleşme kavanozunun alt tarafında bulunan ikinci hortumun kelepçesini çıkartıp hortumu yerinden söküyoruz. Kanistere bağlanan kablonun klipsini genleşme kavanozu üzerindeki yuvasından çıkartıyoruz. Ve son olarak klima borusunu sabitleyen parçayı yerinden çıkartıp genleşme kavanozunu dışarıya alıyoruz. Genleşme kavanozunun içerisini suyla çalkalayıp temizledikten sonra söktüğümüz sırayı takip ederek tüm parçaları tekrar yerine takıyoruz. Bu arada Hazır adı geçmişken kanisterden birazcık bahsetmek istiyorum. Belki kanisterin görevini bilmeyen arkadaşlarımız vardır. Onlar da bu vesileyle öğrenmiş olurlar. Arkadaşlar kanister aslında bir elektrovana. Kanister üzerine iki tane hortum giriyor. Bu hortumlardan bir tanesi benzin deposunun üstünde, diğeri ise boğaz kelebeğine bağlı. Bildiğiniz gibi benzin uçucu bir malzeme ve benzin buharı da yüksek seviyede oktan barındırdığı için bizim için kıymetli bir şey. Boşu boşuna havaya uçup gitmesi istenmiyor. Bundan dolayı Sürüş esnasında belirli aralıklarla kanister açarak emme manifoldu tarafından oluşturulan vakum etkisiyle benzin deposunun içerisinde biriken bu benzin buharı çekilerek emme manifoldunun içerisine veriliyor. Böylelikle yanma döngüsüne katılmış oluyor. Ne kadar tasarruf sağlar, böyle bir şey gerek var mı yok mu diye tartışılabilir. Fakat araçlarımızdaki görevi bu. Genleşme kabını yeniden monte ettikten sonra termostat ve araç içine giden su hortumu üzerindeki hava alma vidalarını söküyoruz. Sıradaki işlemimiz radyatörün tahliye vanasının açılması. Servis kılavuzunda tahliye vanasına ulaşmak için ön tamponun sökülmesi gerektiği belirtiliyor. Fakat ben bu işlemle uğraşmak istemediğim için tamponun altını biraz esnetip tampon alt destek parçasını yerinden çıkartıyorum. Burada gördüğünüz gibi parça aşağıya eğildikten sonra kolumuzun girebileceği kadar bir boşluk oluşuyor. Bu boşluktan da elimizi uzatıp tahliye vanasını açabiliyoruz. Ben bu yöntemi tercih ediyorum tamponu sökeyim, daha rahat çalışayım isterseniz daha önce yayınlamış olduğum yukarıdaki linkten ulaşabileceğiniz tampon söküm videosunu izleyebilirsiniz. Vanayı açıp suyu tahliye ettikten sonra burada dikkat etmemiz gereken birkaç husus var. Öncelikle motor bloğunun tasarım yapısı gereği biz buradan suyu tahliye etsek dahi içerisinde bir miktar su kalabilmekte. Motor bloğu içerisinde kalan bu sıvıyı mümkün olduğunca en yüksek oranda tahliye edebilmek için genleşme kavanozu üzerinden çıkarttığımız o ince boruya Genleşme kavanozunun kapağını kapatıp basınçlı hava uygularsanız bu havanın etkisiyle içerideki sıvının bir kısmı daha tahliye olacaktır. Yine servis kılavuzunda belirtildiği şekliyle bu sıvının tamamen tahliyesi bu şekilde mümkün değil arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa özellikle yaz aylarında bu işlemi yapacaksanız sistemdeki sıvıyı tahliye ettikten sonra radyatörün vanasını kapatıp içerisine temiz su doldurup tabi burada temiz sudan kastım çeşme suyu değil Böyle geçici işlemlerde saf su kullanmak masraflı olabileceği için size bir alternatif önerebilirim. Bildiğiniz gibi günümüzde pek çok evde reverse osmos yani ters osmos sistemiyle çalışan su arıtma cihazları var. Bu su arıtma cihazları sudaki mineralleri çok yüksek oranlarda filtreleyebildiği için buradan çıkan suyu kullanabilirsiniz. Zaten evinizde varsa bu arıtıcılardan geçmiş olan suyun kireç bırakmadığını gözlemlemişsinizdir. Şöyle yaparsınız. Temiz suyu doldurursunuz. 2-3 gün aracınızı kullanırsınız. 3 günün sonunda suyu tekrar boşaltırsınız. Yeniden bir su koyarsınız. Bu şekilde sistemin tamamen temizliğini yapmış olursunuz. Bunun yanında aracınızdan tahliye ettiğiniz sıvı benim aracımdan çıktığı gibi temiz çıkar. Herhangi bir pasa kire rastlamazsınız. O zaman vanayı buradan kapatıp üzerinden yeni antifrizi ekleyebilirsiniz. Ben de şimdi öyle yapıyorum. Suyun tahliye olmasını bir süre bekledikten sonra radyatör tahliye vanasını yeniden sıkıyorum. Antifrizi Saf su ile karıştırarak dolum işlemine başlayabiliriz. Videonun başında da bahsettiğim gibi %50'lik karışım yaparak aracımı ekleyeceğim. Karışımı hazırlamak için boş su bidonuna 2,5 litre su, 2,5 litre de antifriz döküyorum. Genleşme kavanozunun ince hortumunu yerine sabitleyip hazırlamış olduğum antifriz saf su karışımını genleşme kavanozuna boşaltıyorum. Genleşme kavanozunda su eksildikçe üzerinden tamamlamaya devam ediyorum. Bu esnada termostat ve araç içi radyatör hortumu üzerindeki tıpaları açıp motor bloğu içerisinde kalan sıvının tahliyesine yardımcı oluyorum. Yeni koyduğum antifriz buralardan girene kadar eski sıvının tahliye olmasına müsaade ediyorum. Yeni antifrizi doldurduktan sonra sistem içerisinde kalan havayı daha hızlı tahliye edebilmek için radyatör hortumlarını elinizde sıkabilirsiniz. Bu işlemle beraber gördüğünüz gibi hava kabarcıkları çıkacak ve onların yerini yeni antifrizimiz dolduracaktır. Kendi kendine Hava çıkış işlemi tamamlandığında genleşme kavanozunu ağzına kadar doldurup motoru çalıştırıyoruz. Motoru çalıştırdıktan sonra devir daim pompasının devreye girmesiyle birlikte genleşme kavanozunda antifriz seviyesi azalmaya başlayacaktır. Bu esnada klima kompresörünü devre dışı bırakıp kaloriferimizi en yüksek dereceye aldıktan sonra motorun 2000 devir üstünde çalışmasını sağlıyoruz. Bu işlemi araç fan açıncaya kadar sürdürüyoruz. Motor suyu ısınırken Termostat ve kalorifer hortumu üzerindeki tapaları çıkartıp eğer sistemde hava varsa buralardan alıyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra genleşme kavanozunda eksilen antifrizi minimum ve maksimum çizgisi arasına kadar doldurup genleşme kavanozunun kapağını kapatıyoruz. Ve böylelikle antifriz değişimi işlemini tamamlamış olduk. İşlem sonunda 1 litrelik antifriz su karışımım arttı. Bunu da yedek olarak yanımda tutacağım. Ve aracı birkaç gün kullandıktan sonra eğer genleşme kabında bir eksilme olursa eksik olan bölümü tamamlayacağım. Sizler de aynı yöntemleri takip ederek Megon 3 Fluence araçlarda antifriz değişim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.